Konuşanlar başlıyor. Herkese merhabalar. Bugün Tore SVX'in garantisi ve bakım aralıklarıyla bakım fiyatları üzerine bir video çekiyorum. Sizlere bu konuda gerçek net bilgiler vermek için buraya geldim. Şimdi yaptığımız videolardan sonra alta gelen yorumlarda özellikle Torex'in garantisinin bu geçerlik şartlarının ikinci alıcıya geçip geçmeyeceğini, sadece ilk tüketiciye mi bağlı olup olmadığının tartışmaları yapıldı. Bunun cevabını hem ben garanti belgesini, bana verilmiş olan garanti belgesinden hem de kendi Tore SVX aracı aldığım bayiyi arayarak aldım. Onları sizle paylaşacağım. KG Mobility'nin garantisi böyle. Size verilen resmi garanti belgesinde zaten bu şekilde paylaşılmış. Garanti diyor ki ilk başta bir 2 yıl 60 bin kilometre hangisi dolarsa bir garanti var. Yasal garanti bu. Ancak yasal garanti hükümlerine ek olarak KGM Mobility Tore SVX'e ilk tüketiciye teslim tarihinden itibaren 5 yıl veya 100 bin kilometreye kadar hangisi önce biterse üretimden kaynaklanacak arızaların ücretsiz onarımıyla ilgili KG Mobility güvencesi veriyor yasal garantiye ek olarak. Aşağıdaki kısımlarla ilgili de açıklamalar devam ediyor özel garantide. Akü 2 yıl garantili veya 30 bin kilometre hangisi önce dolarsa akü. 2 yıl veya 30 bin kilometre. Radyo teyp. Bunda radyo teyp yok gerçi. Ekran var. Multimedya ekranı. İkinci ekran var. Herhalde onu kastediliyor burada. O 5 yıl veya 100 bin kilometre hangisi önce dolarsa. Genel araç garantisi gibi. Boya 5 yıl veya 100 bin kilometre hangisi önce dolarsa. Paslanmaya karşı 5 yıl kilometre yok. Ve batarya paketi. Batarya paketi yani pil garantisi dediğimiz garanti. 10 yıl veya 1 milyon kilometre hangisi önce dolarsa. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Yani ilk tüketici, ikinci tüketici, yedinci tüketici, 27. tüketici. Bununla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Yeter ki garanti kapsamı kalacak bir husus olmasın. Onlar da bütün arabalarla aynı. Diğer elektrikli arabalarda olduğu gibi. İşte araçların yarışlarda kullanılmaması, belirtilen azami yükten fazla aşırı yüklü kullanılmaması, hırsızlık, ayaklama, yangın, çarpışma ve benzeri kazalar. Zaten bunlar kasko konusu. Asit yağmuru çevreden kaynaklanan korozyonlar, bunlar da yine kasko konusu, garanti değil. Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler, bunlar da öyle. Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler, zaten bunlar garanti olmadığı belli. Bunlar kaskoyu ilgilendirecek konular. Standartlara uygun olmayan kablo ve tesisattan kaynaklı şarj ve elektrik arazileri garanti kapsamı dışarıda çıkartır aracınızı. Bu nedenle orijinal ekipmanlarla şarj etmeniz ve şarj kablo sistemlerini kurdururken, evinize tesisat kurdururken mutlaka bu yetkili şahıslara, bu işten anlayanlara yaptırmanız gerekiyor. Zaten dışarıda şarj hizmeti alırken DC şarj veya AC şarj, o firmaların sorumluluğu var eğer orada bir şey olursa, ama evdekini kendiniz dikkatli yapmanız. Şarj istasyonu işte Çin'den buldum ucuzdu yerine orijinal şarj istasyonları kullanmanızda, bu KG Mobility'nin şarj istasyonu var veya bilinen başka orijinal şarj istasyonları var, onları kullanmanızda fayda var. Yine KG Mobility dışında orijinal veya eşdeğer olmayan parça değişimiyle yetkili olmayan servislerde aracınıza baktırırsanız bu aracınızı garanti dışına çıkarabilir. Periyodik bakım ve kontrol eksikliğinden doğan arızalar, bakım sürelerini ve ücretlerini anlatacağım. Kullanım kılavuzuna aykırı durumlar, aracın yasaların öngördüğü şekilde kullanmamasından doğan arıza ve hasarlar garantiye girmez diyor. Zaten bu garantiye girmeyen hususlarda bütün araçlarda hangi aracı alsanız aynı şeyler yazıyor. Burada önemli olan işte dediğim gibi pil garantisi gerçekten 1 kilometre. İnanmak gerçekten başta zor oluyor ama öyle. Ve bu verilen resmi garanti belgesi. Bu bana verilen, benim ismimi yazan garanti belgesi ve burada da yazıyor 1 milyon kilometre. Ben satarken de alan kişiye bunu vereceğim ve o kişi de bu garantiyle aracını sürecek. Dolayısıyla kişiye bağlı değil, altını böyle kalın çizerek söyleyelim. Şimdi hızlıca gelelim bakım işine. Bakım
Bir kere Hyundai'de de aynısı vardı. Burada da öyle. 5000 kilometrede bir kontrol bakımı var. Ücretsiz. Böyle bir bakıyorlar arabanın kablolarına, sıvılarına. Üretimden çıkan arabada bir yanlışlık var mı, hata var mı? Kısa bir sürede, kısa bir süre alan ve ücretsiz olan bir bakım, kontrol bakımı diyelim. 10.000'de bir bakım var, bu da ücretsiz. 20.000'de bir bakım var, bu 20.000'de 1170 lira. 1170 lira o ücreti var. 1200 lira yakın işte, 1170 liralık ücretle 20.000 bakımını yapıyorsunuz. Paran fitresi değişiyor, bir takım başka şeyler de var, sıvılara falan bakılıyor yine. 30.000'deki bakım, yine 10.000 kilometre sonra 30.000 bakımında da ücret bu sefer 2200 küsur, 2300 liraya yakın. 40.000'de yine 1170, öyle devam ediyor. Bakım ücretleri düşük. Şuradan söyleyeyim size, MG4'te mesela geçen bu hafta içerisinde 3 gün önce 20.000 bakımına gittik. Onun ücreti 3800 liraydı. Ona baktığımız zaman buradaki 20.000 iki bakımı topladığın zaman ondan daha düşük. Yani üzmeyecek bir bakım ücreti. Aracın sürekli kontrol altında alınması, bakılması iyidir. Yani Türkiye şartlarında ne olacağı belli olmaz. Çok tozlu bir ülkemiz var. İklim değişiklikleri, sıcaklar, soğuklar. Polen filtrelerinin zaten süresiz dayanması mümkün değil. Tesla diyor mesela hiç bakıma gerek yok. Nasıl yok? Polen filtresi dışarıda değiştireceksiniz. Ya servise gittiniz. Tabii ki Tesla'nın servisi yok. Belki ondan bilmiyorum. Yani çok az yerde var. Her ilde, her yaygın bir şekilde servis yok. KGM Mobility'nin daha yaygın servisi var. Bu arabayı sıklıkla bakmak istiyorlar 10.000'de bir. Fiyatları da düşük tutmuşlar. 10.000'i hediye etmişler. 20.000'den sonra da bu şekilde bir bakım öngörmüşler. Bakacağız, göreceğiz. Biz de kullanacağız arabayı. Yine paylaşırız ama şimdi gerçek bilgiler bunlar. Sizlerle gerçek bilgileri paylaştım. Ssangyong Tore CRX'in garantisi ve bakımı ile ilgili bilgiler burada. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun. Beğenin ki videomuz öne çıksın. Daha fazla kişi bu konularda doğru bilgilere kavuşsun. Ve yorum yapın, paylaşın, bizi takibe devam edin. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.